Elimizde Sayın Mustafa Yel ve Sayın Atay Uslu milletvekillerimiz tarafından verilmiş bir kanun teklifi var. Bu teklif meclis başkanlığına bugün verilmiş, bugün de doğrudan esas komisyona ve tali komisyonlara havalesi yapılmış. Bundan doğal bir şey yok. Ama emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili partimiz tarafından ilki 17 Ağustos günü Ömer Fethi Gürer tarafından verilmiş, bugüne kadar 5 kanun teklifi var. Hiçbirisi ilgili komisyonlara havale edilmemiş. Meclis başkanı havale etmemeyi yasamaya bir engel çıkarma, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dolayısıyla bugün iktidarı elinde bulunduran partinin milletvekillerinden gelenlere geçiş önceliği ama muhalefet partilerine bir ön kesme engel olma olarak kullanmaktadır. Biz emeklilikte yaşa takılanlar ki bütün gruplar bu konuda hassasiyet gösteriyor. Bu örnek komisyona geldiğinde Adalet ve Kalkınma Partisi dışında bir büyük birliktelik var. Herkesin gözü burada. Fiili olarak yasama hakkımız gasp ediliyor. 45 günlük süre başlamamış oluyor. Komisyonu toplantıya çağırsan komisyonun gündeminde bu yok. Ama bugün AK Parti'nin verdiği teklif var. Bu nasıl oluyor? Bu nasıl eşitlik? Bu nasıl demokrasi? Bu nasıl hakkaniyet? Darbecilik diyorsanız doğrudan doğruya milletvekillerinin ve grupların yasama hakkına Meclis Başkanı Binali Yıldırım eliyle engel olma. Bakın şöyle diyor Binali Yıldırım. Aha da çizgiyi buradan çekmiş. Bu taraf makbul yasama yapabilecek, teklif verebilecek milletvekilleri. Bu taraf eğer iktidar partisi evet demiyorsa beyhude çabalayacak milletvekilleri. Biz mecliste yasa yaparız, siz gidin kumda oynayın diyor bu kadar insana. Binali Bey buna ne diyor bilmiyorum ama böyle tarafsızlık olmaz, böyle meclis başkanlığı olmaz.